1970 Almanya, Amasya pardon, Amasya doğumlu. ODTÜ İşletme Bölümünden 1992'de mezun oldu. 1993-1996 yıllarında İş Bankası Teftiş Kurulu'nda çalıştı. Daha sonra Hazine Müsteşarlığı'nda uzman olarak çalıştı. 1999-2001 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme master'ı yaptı. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun kurulmasıyla burada çalışmaya başladı. 2006 yılından bu yana BDDK'da daire başkanı olarak çalışmaktadır. Buyurunuz Sayın Oyuncu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve aslında bu sempozyuma katılacağımı öğrendikten sonra bir sunum hazırlamıştım ama dün de gördüm ki işte birbirimizi tekrar ediyoruz. Belki biraz daha bürokrasiden gelen alışkanlıklarla da işte önemini, işte nasıl yapılması gerektiğini, neden önemli olduğunu anlatıyoruz. Ve bu biraz da sıkkınlık yaratıyor diye düşündük. Hem tekrardan kaçınmak adına ben bu sunumu kullanmamaya karar verdim. Bir taraftan maçı seyrederken bir taraftan da işte ne konuşabilirim ya da yani biraz daha farklı bir yöne birkaç cümle de ben edebilir miyim diye düşündüm. Müsaadenizle bu yönde bir konuşma yapacağım. Dün zaten bu kamu yararı açısından mesleğin ve bağımsız denetimin önemi anlatıldı. Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurumu'nun yürüttüğü görevler açısından da konu aslında kamu yararıyla birlikte başlıyor ve burada bağımsız denetimin BDDK açısından önemi ortaya çıkıyor. Yani tam tasdik gibi hususlar biraz daha bizim dışımızda biz sadece bu mali kamuları güveni nasıl tesis edebiliriz? Bundan okuyan insanlar buna nasıl güven duyabilirler? Güven duyarken hem bankaya hem de bağımsız denetçiye aslında güvenle bahsediyoruz. Yani eğer bir mali tabloya güven duyulmuyorsa siz bilin ki bu bağımsız denetimini yapan kişiye veya kuruma da güven duyulmuyor. O zaman iş hani bir başkası hazırlasın, bir başkası güvenceyi sağlasın diye güvenceyi sağlayacak olan bu bağımsız denetimi yapanlardır. Ve bu güvence arttıkça hem uluslararası camiadan bunu kabul edilebildiği olacak, hem işte ekonominin göstergeleri bir dünyada anlatıldığı zaman tamam bunlar bağımsız denetimden geçmiş, bunlar beni kandırmıyorlar denilecek. Zaten gerek Avrupa Birliği sürecinde, gerek işte IMF, EFSAP vesaire gibi yürütülen süreçlerde gündeme gelen, bir bölümüyle gündeme gelen husus bu. Bankacılık açısından bakıldığı zaman iki husus önemli. Bir, bankaların ve diğer mali kurumlar da var. Sadece bankalarla sınırı tutmuyoruz tabi. Bunların mali tabloları şeffaf mı, açık mı, doğru mu? Buna bizim dışımızda da dünyanın dışından bakacak ya da Türkiye'nin dışından bakacak insanlar ise güveni tesis ediyor bu sistem. Aynı zamanda aslında bizi de denetliyor olabilir. Yani o mali tabloları ben de denetliyorum BDDK olarak. Bağımsız denetçi de denetliyor. Yani aynı sonuca varabildiğimiz ölçüde yani ben bu bağımsız denetim raporları şeffaftır diyorsam aynı zamanda ben kendimi de bir anlamda güvence altına almış oluyorum dünyanın bakış açısıyla. İkinci husus ise şirketlerin denetimi. Yani bu şirketler sonuçta aynı zamanda bu sistemin müşterileri. Ve bu müşterinin mali tablolarına güven duyulması işleri kolaylaştıran bir yönü. Şu anda kredi nasıl kullanılıyor bankalarda? İşte mali tablo alınıyor, vergi dairesine verilen mali tablo alınıyor. İşte şirkette konuşuluyor, yerine ziyaret ediliyor. Yok bu mali tablo böyle ama aslında bunun cirosu 8 kat fazla imiş diyor. Belki doğru bir gelmiş, kimse bilmiyor. Ve bunun üzerine işlemler tesis ederek biraz da teminat dayanaklı kredi sistemleri üzerine çalışılıyor. Dolayısıyla bu önemli. Kamu gözetim kurumu önemli. Şu açıdan önemli.
sonuçta bankacılık kesimi, sigortacılık kesimi ve SPK'ya tabi olan kurumları bir kenara bırakırsak bağımsız denetim zorunluluğu yok gibi bir şey Türkiye'de. Dolayısıyla kamu gözetimi kurumuyla birlikte bu zorunluluklar artacak, kapsam genişleyecek ve bu iş yapma alışkanlığını, mali tablo düzenleme alışkanlığını, ekonominin bakış açısını aslında toptan zamanla değiştirebilecek bir şey. Bu açıdan çok önemli. Hem yeni bir piyasa açılıyor meslek erbapları açısından. Zorlukları da ortaya çıkacaktır mutlaka. Ama asıl önemli olan burada buna tabi olacak şirketler. Yani biz bile burada bir sürü şeyi tartışırken bu şirketler nasıl dünyadan haberi yok. Yani boyutlar ufaldıkça özellikle hiç haberi yok. Bunları kim bilgilendirecek? Dolayısıyla bağımsız denetim tasdik merci değildir. Yani bu tasdik işin bir parçası olabilir ama iş tasdik değildir bizim bakış açımızda. İşin bir yönü eğitimdir. Hele hele bu işlere biraz daha yeni başladığımızı, yeni kapsama girecek şirketler arasından yeni kapsadığımızı düşünürsek eğitimdir. Kimin eğitimi? Aslında mükellefin veya şirketin eğitimi. Bizi kim eğitecek? Dediğiniz zaman işte orada kamu gözetimi kurumunun herhalde biraz önemi ortaya çıkacaktır. Kendi çabalarımız ortaya çıkacaktır. Zaten ciddi bir bilgi birikimi de vardır. Yani bunu anlatırken sıfırız, hiçbir şey bilmiyoruz falan noktasından hareket ediyor değilim. Ama ilk iş mükellef eğitilecek. Yani denetlenmek ne demek? Ya biz niye denetleniyoruz? Yani mesela halka açık falan, halka kapalı. Ya ben sermayemi koymuş, iş yapıyorum, veriyi ödüyorum. Bana ne denetimde? Diyebilir adam. Yani çok baktığınız zaman çok haksız da değil. Ama sonuçta büyüklükler arttıkça bu ekonominin genel yapısını ortaya koyuyor. Yani sizin hükümet bugün çıkıyor, işte gayri safi milli hasıla açıklıyor, reel sektör, işte mali sektör bilançolarla açıklıyor, ülkenin büyüklüğü budur, borcu şudur diyor. Nereden biliyorsun? Ya istiyorsan bir rakam yaz, geç, istiyorsan ya ben bunların hepsini denetliyorum. Yani benim ülkemde böyle bir denetim var. Bu aslında ciddi bir şu anki ekonomik sistemi içerisinde ciddi bir güvence unsuru aslında kamu gözetimi kurumunun çıkış noktalarından bir tanesi de budur. Yani işte Avrupa Birliği vesaire süreçleri bunu sağlayabiliyor. Bankalar açısından olaya bakıldığı zaman bağımsız denetim nedir? Yani çok kapsamlı banka. Yani bankacılık mevzuatını bağımsız denetçi bilecek, bankanın yaptığı işe makul güvenliği sağlayacak şekilde her işine bakacak. Risk yönetimi tekniğine bakacak, iç denetimini yapıp yapmadığına bakacak, bilgi yönetimini yürütüp yürütmediğine bakacak. Gayet teferruatlı bir işlem ve tabii ciddi bir uzmanlaşmaya gerektiriyor. Bir kısmını, bir mevzuatın bir kısmını eksik bilip eksik denetlediğiniz zaman o iş olmuyor. Tabii ikinci problem sadece bankacılığı alırsak, diğer mali kurumlar açısından böyle bir sorun yok ama bunlar uluslararası iş yapan bankalar. Sonuçta kredi alıyorlar, kredi veriyorlar, muhabirlik ilişkisi tesis ediyorlar. Karşı tarafın beklentileri var. Hani hep dört büyük, işte şu şu firmalar yapıyor bu işi deniyor. Evet, onlar yapıyor. İşlerini çok daha iyi yaptıkları, çok daha teknik gelişmiş oldukları vesaire gibi bir sürü savunmaya konulabilir. Ama temelde diğer şey de şu, sizi kimse tanımıyor. Yani sizin yaptığınız şey isterseniz 50 kat daha iyi yapın. Hiç fark etmiyor. Bilançoya gittiği zaman kim bu diye bakıyor. Yani Londra'da bilançoya verir ama kim bu diye bakıyor. İşte Ahmet yazıyorsa ben Ahmet'i tanımıyorum. Mehmet yazıyorsa Mehmet'i tanıyorum. İyidir diyor. Ahmet belki Mehmet'ten iyidir. Bak onu kimse bilmiyor. Burada diğer arkadaşlar da bahsetti. Sektörün çok sayıda düzenlemeye tabi olması, yetkilendirmeye tabi olması bu bir sorun. Ve kamu gözetimi kurumunun kapasitesini oluşturmasıyla biraz zamanla bu işin aşılacağını biz açıkçası düşünüyoruz ve mümkün mertebe ileride en azından orta vadede, herhalde kısa vadede çok olmayacak gibi görünüyor. Yani bu işin tek elden yürütülüp yani ortaklaşa çalışma esasını belirlemek lazım. Diğer şey, benim konuşmamda yer vereceğim, bu muhasebe standardı nedir, nasıl alınıyor? Şimdi dünyada sonuçta baktığınız zaman işte Amerikan standartları, sonra uluslararası muhasebe standartları gibi bir uygulama var.
işte bu standartlar biraz birleştirilmeye çalışılıyor. Burada ciddi bir lobi faaliyetleri de dönüyor. Mesela standart denilen şey bizim gibi biraz da sonradan içine şey giren ülkeler açısından aslında çok zor bir şey. Zorlu da şuradan kaynaklı, oraya bir dizi muhasebe veya değerleme veya sahip birçok yönü var, kural konmuş. Biz bu kuralları alıyoruz ve temel olarak aslında çeviriyoruz. Bazen anlamıyoruz bile. Hatta biz bunu hangi şartlar altında yapıyoruz? İşte bugüne kadar bir sürü işimiz böyle oldu. İşte IMF geliyor, EFSAP geliyor. İşte bu uluslararası denetim var, hızlı bir şekilde hareket etmek lazım. Hani bazen biliyorsak bile işte son dakikaya bırakıyoruz. Böyle bir alışkanlığımız var, kötü bir alışkanlığımız var bizim. Biz bu işleri böyle yapıyoruz. Sonra da çeviriyoruz. Ve diyoruz ki bu Türk muhasebe standartıdır. Uluslararası muhasebe standartlarına uyumludur. Çünkü biz bunu çevirdik zaten. Yani çalıştık mı, anladık mı diye bakıldığı zaman burada ciddi eksikliklerimiz oluyor. Ve biraz kervan yolda düzülüyor. Aslında hani çalışma sürelerimizi daha iyi değerlendirsek belki yolda düzülecek kervanı işte biraz daha baştan biraz daha fazla düzebiliriz diye düşünüyorum ama standartı anlamak sadece orada yazan anlayıp muhasebe mantığını vesairesini anlamak değil. Bu standart niye konuyor? Şimdi burada akademisyenlere çok ciddi bir iş düşüyor aslında. Yani kuraldaki kural temelini çalışıp önemli olan hususlarda belki hem mesleği hem piyasayı hatta kamuyu bilgilendirilmesi gerekiyor. Şimdi biz bunu böyle yapmadığımız zaman şu anki durumda o aslında olgunlaşma sağlanamıyor. Kimse yani uygulayıcısı dahil kuralı nasıl yorumlayacağını bilmiyor ve böyle bir düzen oluşuyor. Kurallar neden ve nasıl konmuştur meselesi çok önemli ve 2007 yılında İngiltere türev ürünlerin muhasebesi ve işte koruma, hedge muhasebesi üzerine bir çalışmaya gitmiştim. Birkaç ay orada kaldım. Çalışmada şöyle bir şey öğrendim. Bu TMS 39, işte bu MS 39'da bir hüküm var. Bu hüküm bankaların hedge'i nasıl yapacağına ilişkin bir düzenleme. Bu hükmün ilk orijinal halinde şu var. Diyor ki bankalar net pozisyon hedge'i yapamaz. Yani banka aktifine pasifine bakıp benim burada 100 dolarım var, şurada da 50 dolarım varlığım var, ben bu 50 doları hedge edeyim diyemez. Kural bu. Bu çıkıyor. İşte bir şekilde uygulamaya giriyor ama Fransız bankalarının bu hoşuna gitmiyor. Yani bir şekilde işlerine geliyor. Hatta neden işlerine gelmediğini çok anlamış da değilim açıkçası. Devreye giriyorlar. İşte Board, Uluslararası Muhasebe Kurulu nezdinde girişimlerde bulunuyorlar. İşte bunu değişikliğe uğraşıyorlar. Ama bir türlü beceremiyorlar. En son MİTERA'da giriyorlar. MİTERA bir tane mektup yazıyor. Biraz da sert bir şekilde kalem alıyor. Bunu değiştirin kardeşim diyor bir anlamda. Ve değişiyor. Ama nasıl değişiyor? Şöyle değişiyor. Yani bu standart falan yazı aynen duruyor. Araya bir tane virgül atılıyor. Ve şu yazıyor. Ancak pozisyonun bir bölümünü hecelebilir. Yani, net pozisyonu hecelemezsiniz. Ancak pozisyonunuzun bir bölümünü hecelebilirsiniz. Şimdi o zaman şöyle düşünüyorum. Benim 100 dolarlık pasifim, 50 dolarlık aktifim var, 50 doları hecelecek. Dediğiniz zaman bu kurala aykırı. Ama benim 100 dolarlık pasifim var, ben bunun 50'sini hece etmek istiyorum. Dediğiniz zaman aykırı değil. Şimdi siz bu kuralı aldınız, koydunuz, çevirdiniz, ne anlayacaksınız? Hiçbir şey anlamazsın. Yani bunu bilmek, hani biraz içselleştirebilmek, bunu herkesin araştırma şansı da yok. Yani bizlerin de yok açıkçası söylemek gerekirse. Ama bu ne demek istiyor? Alıp uluslararası kurallara uygun Türk muhasebe standardı belki yaratmak lazım. Yani oradan sapalım diye değil. Ama anlaşılır. O zaman size bunu başka bir şekilde o zaman belki dile getirmenin yöntemi olur. Buna çok dikkat etmek lazım. Bir de bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ve uluslararası denetime tabi olur. Gücü de işte geçmişte daha azdı ama şimdi biraz daha fazla. Gücü de az olan ülkelerin yaşadığını söylüyorum. Mesela İngiltere uluslararası muhasebe standartlarına geçerken şunu yapıyor. Belli büyüklükteki şirketler buna tabidir. Geri kalanlar tabi değildir diyor. Ve bu aslında dünya literatüründe de çokça tartışılan bir mesele. Ama AB'ye giren Polonya'ya diyorlar ki siz uluslararası muhasebe standartlarını uygulayacaksınız. Şimdi İngiltere, hatta diğer büyük ülkeler böyle, belli büyüklükteki firmalara UFR senedini buluyor, geri kalanlara işte ulusal standartta uyguluyor. Ama Polonya kararı almış, belirli büyüklerine de uluslararası muhasebe standartlarını uyguluyor. Bu da
Adamın piyasasının gelişimine engel oluyor. İşte borsanın derinliğinin artmasına engel oluyor. Lüzumsuz bir yük yaratıyor, iş yapmayı zorlaştırıyor. Sonuçta sizin kuralı uygulayacağınız kesimin, kamu yararı, kamu yararı diyoruz ya, kuralı uygulayacak kesimden dolayı bir kamu yararının ortaya çıkması lazım. Özellikle bağımsız denetim perspektifinden bakınca, yani vergi açısından bakmıyorum olaya. Bu açıdan yaklaşınca, yani siz küçük bir marketi acaba denetlemeniz lazım mı? Yani bağımsız denetim açısından. Yani belki çok elzem bir şey değil. Yani ülkenin şartlarını, koşullarını iyi ortaya koymak lazım. Ya biraz önceki sunumda da bir geçti. Bağımsız denetim ve danışmanlık faaliyetleri. Şimdi bir taraftan bağımsız olacağız. Bir taraftan belli ustada danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Verilmesi de lazım. Ama bu çizgi nereden çizilecek? İşte bağımsız denetim yapılan ama hiç danışmanlık verilmeyecek. Ne şekilde verilecek? Ya bunların da ciddi şekilde tartışılması, bağımsızlığın zedelenmemesi lazım. Ya bunu niye söylüyorum? Aslında sizin bağımsız olmamanız açısından da söylemiyorum. Ama siz üçüncü bir şahsa gittiğiniz zaman şunu söylemeseniz, bağımsız olarak algılanacak mısınız acaba? Yani mevzuat duymuş olmanız önemli değil. Ya ben bu şirketin bağımsız denetimini yapıyorum. Vergi tasdiklerini ben inceliyorum. Ben yapıyorum, düzeltiyorum. Aynı zamanda işte bu şirket şu alanlarda işlemler yapıyor, onlara da danışmanlık veriyor. Ya o zaman benim kafamda şöyle bir şey oluşuyor. Ya üç aşağı beş yukarı ortak olsaydınız bunları yapardınız. Yani şimdi bu çok önemli bir şey. Ha dün mesela tam tasdikle ilgili sunumların birinin bir tanesinde de vardı. İşte